Kalradya'da herkes benden korkacak. Kalradya'da herkesi mahvedeceğim. Kalradya bizden korksun. Kalradya bizden korksun. Hop, herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle Warband'ın evlat moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca kameranın bu açısını beğendiyseniz bu açıda takılabiliriz artık. Şöyle bir değişiklik olsun dedim. Böyle ekranın üstünde sıkıldım ya. Sıkıldım ya. Aa. Oyuna geri dön dedik. Kulumbar Kalesi'ndeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Kulumbar Kalesi'nde başlayacaktık olaylarımıza. Dur bakayım, seçenekleri şu biraz sesi açayım mı ya? Evet, şimdi en son bildiğiniz üzere şey yapacaktık. Şöyle bir notlara bir bakalım. Oğlumuzu kurtaracaktık galiba, değil mi? Oğlumuzu kurtaracaktık aynen. Asugan Kalesi. Aynen şu köyden hemen cicik çekicimizi alacağız. Oha be baba. Yağmalanmış bir de köy. Oh. Cafer seçti, bez getir. Abi niye yağmalanıyor? Yağmalıyorsunuz arkadaş, tamam çıkır. Yalnız şu olaya çok sinir oldum. Bakın abi şu, hani şu ses olayını ayarlayamamışlar abi. Öyle bir ses geliyor ki jumpscare ya. Jumpscare bildiğin. Hadi bakalım. Şimdi gidelim şu çekiç olayına bir bakalım. Şu çekiç olayına bir bakalım aga. Ben çok merak ediyorum. Aha, burada bir savaş var. Kimler savaşıyor? Northland savaşçıları korsanlara karşı. Peki. Oo, biz gelene kadar yağma geçti. Tamam, güzel. Köy yaşlısıyla konuşma. Köy merkezine bir girelim bakalım. Köy merkezinde genelde oluyor bu gavvatlar. Sensin değil mi? Demirci. Ver bakayım bana çekiç. Hoş geldiniz beyim. Zırh tamir için geldiyseniz tamir edilecek olan envanterinizi ilk sırasına koymanız gerek isteyeceğim. Bana savaş çekici kullanmayı öğretebilir misin? Öğreteyim ama bir şartım var. Yalen Lord'u. Allah, yine şartlar. Şu şartlar hiç bitmeyecek mi ya? Yalen Lord'u. Beni sürgüne göndermeden önce Gulunmar köyünde yaşıyordum. Sürgüne gönderilen tek kişi ben değildim. Biz 3 kişiydik. Bedirhan, Nazcan ve ben. Supi mi? Kim? Ben değildim. Biz 3 kişiydik. Ben, Bileci ve Marangoz. Bileci'nin Uslum köyünde olduğunu duymuştum. Ama Marangoz'dan haberim yok. Senden ekibi tekrar toplamanı ve Gulunmar'a musallat olan haydutlara karşı bizimle beraber kapışmanı istiyorum. Eğer bize yardım edersen ben de sana usta işi bir savaş çekici hediye edeceğim. Ve kullanmasını öğreteceğim. Allah belanı versin ya. Şimdi Uslum köyüne git ve oradaki bileciye de durumu anlat. Uslum köyü. Her şeye eyvallah çekiyoruz. Daya kılıcı sıkırtlağına veriyor mu vermiyor mu? Bak nasıl veriyor. İşte bunları böyle yapacaksın abi. Guslum köyü. Alerjiden de burnum şıkır şıkır akmıyor da değil ha. Dur bakayım şimdi. Guslum köyü neredeymiş abi? Allah'ın boş verdiği yer. Peki o zaman oraya gideceğiz. Allah'ın boş verdiği yere doğru. Hemen bir yardıralım abi. Ya şu yolda da Allah'tan kimse de musallat olmuyor. Bir de onlarla uğraşmayalım. Gerçi biz bunlarla savaşta değil miyiz ya? Aynen, savaşta değil miyiz? Köy merkezine gir. Bileyici'yi arıyoruz. Bileyici. Bileyici reis. Sen misin? Yok, sen köylüsün. Bu işte Bileyici. Bileyici ne yapıyor keke? Selamun aleyküm. Hoş geldiniz beyim. Paslı eğilmiş veya çentilmiş bıçağınız varsa ona emanet edeceksin. Tamam. Bir demirci gönderdi. Gulunmar'a gidiyoruz. Haydutlara karşı savaşacağız. Demirci geliyorsa tabii ki de ben de geliyorum. Savaş Zaguş köyüne git ve oradaki marangoza da haber ver. O da bize yardım edecektir. Pekala. Bunun hepsi yerlerini biliyor. Şimdi notlar diyelim. Hemen Zaguş köyünü de şey yapalım. Zaguş'u hatırlıyor gibiyim. Hani bizim köylerden biri olması lazım. Aynen öyle. Tam da tabir ettiğim gibi. Zaguş köyüne doğru gidiyoruz abi.
Hızlı hızlı deparata ata. Siz ne yapıyorsunuz kankiler ya? Ben sizi hiç iplemiyorum ama inşallah eğleniyorsunuzdur tek başına. Tek başına ne ya? Tek başınıza. Beni eleştikten sonra Dostumhan kalesini Asugan Noyan'a versin, umurumda mı abi? Ben oğlumu arıyorum, oğlumu. Oğlumuz kayıp. Ne kalesi? Oğul lazım bize, oğul. Hazır gelmişken de gönüllü topluyorum ve köy merkezine bir gidelim. Bu köy merkezinde acaba neredeymiş bu Yavat? Ha, bunlar şey miymiş? At mıymış? Ben de başka bir şey zannettim ha. Marangoz. Sen köy yaşlısısın. Senin işim yok. Marangoz. Alo. Marangoz nerede abi? Where is the marangoz? Ya seninle konuşalım. Marangoz. Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey var mı? Bir miktar son zamanlarda olacağım. Hiç şey. Ha. Abi marangoz usta nerede? Şurada yukarıda mı acaba? Çıkabiliyoruz mu atla? Çıkamıyoruz. Marangoz. Marangoz. Bu ne öyle milangaz gibi mübarek. Nerede abi şimdi bu marangoz? Küçücük köy. Bence şu yukarıdaki. Bana öyle geliyor. Kendileri dağlara taşlara vurmuş. Ben çilekeş, ben derbeder. Ben yaralı demiş herif. Ya da bunun burada bir yerde bak. Çünkü çok egzantrik bir şeye benziyor bu. Ah bu. Marangoz bu abi. Marangoz bu. Marangoz. Beni Bileci gönderdi. Gulumbar'a gidiyoruz. Hayatlar kaç sıfırcıyız. Bileci gidiyoruz. Tabii ki de ben de geliyorum. Hadi atla Gulumbar'a uçarak gidip bunu uçacağından emin misin? Deneyip göreceğiz. Yoksa sen korkuyor musun? Neden korkacak mıyım? De. Bu ne abi? Atlar 4 nala koşuyor. Etraf toz duman. Önünü tam olarak göremiyorsun. Yukarıya bakıyorsun. Pervane dönüyor mu diye. Evet, bir kıpırdama var. Bir an içinde bir boşluk hissediyorsun. Bir boşluk da çorak bozkır toprağı ile tahta tekerleklerin arasına gidiyor. Evet, uçuyorsunuz. Sizi Kalradia'ya bağlayan tek şey gittikçe gerginleşen ve neyse atları da uçuracak olan ipler. İpleri kes. Sıkı tutun abi. Ne oluyor bre? Odaya ne diye damdan düşer gibi girersiniz. Kapıda aa Allah Allah, kusura bakmayın efendim, geçiyorduk. Bir uğrayalım dedik. Sizi çatıyı açık görünce böyle iyi oluyor. Püfür püfür esiyor yukarıdan. Ama bir yağmur yağsa bu minderler ıslanır hep. Islanmaz mı? Bir de koku da yapıyor. Atıyoruz, yenisini koyuyoruz. Sarayımda çok minder var benim. Peki. Ben neden anlatıyorum ki sana bunları? Benim minderimi sana mı dert oldu be adam? Olur mu efendim? Yumuşak minderler sayesinde kurtulduk. Her neyse, izninizle biz artık gidelim. Gidelim abi. Allah'tan askerlerim gitti. Allah çapsız çok sinirlenirdim ha. Şimdi nereye gidiyoruz? Gulumbar köyüne gidip haydutlarla savaş. Peki Gulumbar'a gideceğiz o zaman. Yalnız burnumda ne tıkalı? Dur bakayım. Şurada bir yalnız ne sümkürdüm be. Yemin ediyorum içinden meyve suyu çıktı. Anasını satayım. Şimdi Gulumbar'a doğru gidiyoruz. Gulumbar'da ne Allah'ın belası bir yerde yani. Bak 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 bak. Bir de karşımıza büyük bir ordu çıkıyormuş diyecektim. Allah'tan Svadia ile aramızda sorun yok. Var ya, yanardık yanardık, bizi mahvederlerdi ha arkadaşlar. Bizi böyle öperlerdi. Bayram harçlığı niyetini bazı birliklerin morali düşük. Ker git kargısı grubu, defol git. Defol git abiciğim. İstediğin yere kadar gidebilirsin abi. İlla savaştırmamız mı gerekiyor ya? Bu mu yani? Zaten birazdan savaşacağız. Köy meydanında toplanıp düşman yakında burada olur. Tamam. Köyler senin vereceğin emirleri bekliyor. Dalacağız abi direkt. Hücum abi. Hücum yani. Bir şey
İstemiyorum. Ben direkt hücum ederim. Bunduk. Okçular çatıda. Yayalar içeride olsun. Savaşa başla abi. Taktiğimiz bu. Okçular çatıda olacak. Oha! Abi gir içeri, gir 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 abi gir ya gir. Gir abi bu ne ya? Ama ölüyorlar. Bu da bir şey bence. Aha. O da öldü. İstediğiniz kadar oklayın oğlum beni. Çatır çatır ölüyorlar zaten. Atla ilerle bakayım. Şunları oklayın abi, oklayın. Oklayın abi. Oklayın abi. Olduğumuz yerde duracağız abi. Olayımız bu. Burada oklayacağız milleti. Vur vur. Vur vur. Güzel dayanıyoruz. Zırhımız sağlam. Zırhımız sağlam abi hepsine, hepsine. Hepsine dalacağız, hepsine. Gartla abi, gartla, gartla milleti, gartla. Yardır abi. Yardır abi, yardır. Yardır abi. Oh oh oh. Ne katliam yaptık be. Dalın abi, dalın. Kimseyi geçirtmeyin abi köyden. Abi bittiler ya. Sen ölmedin mi? Ölmedin mi sen ha? Oo çok güzel oldu. Oo çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Uf kelle. Bu da kelle. Katliam. Bundan sonra Kalradya'nın en korkulan adamı olacağım. Kalradya'da herkes benden korkacak. Kalradya'da herkesi mahvedeceğim. Öldü, bu da öldü. Dalın abi, dalın. Kalradya bizden korksun. Kalradya bizden korksun. İşte bu ya, 16 moral kazandık abi. Haydutlar dağıldı, hayatta kalıp birinci yerinde olanlar da kuyruklarını bacaklarını arasına sıkıştırıp köylüler ve yeni müdafikler dehşet düşmüş bir şekilde kaçıyorlar. Nice. Nice. Aldık akıllarını. Evet, şimdi görev. Usta çekiç ile oğlunun kafasına vurarak onu hafızasına geri getirmeye çalışmalısın. Peki. Envanter. O 50k vuruyor lan. Kılıca ihtiyacım yok. 50 vuruyor. 50 oha. Evet, oğlumuza gidiyoruz arkadaşlar. Oğlumuza gidiyoruz.
Oğlumuza gidiyoruz. Tepeş tepeş oğlumuza gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi neredeydi bizim oğlumuz? Nerede? Ölüm Tepesi, Ölüm Tepesi. Neredeydi Ölüm Tepesi? Ben hatırlıyorum çünkü Ölüm Tepesi olduğunu. La 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 la. Ölüm Tepesi. Buralarda bir yerde miydin sen? Ölüm Tepesi. Ölüm Tepesi nerede? Ölüm Tepesi karlı yerde değil. Ölüm Tepesi. Biliyoruz abi Ölüm Tepesi olduğunu ama dur bakayım. Dur. Ha burada. Hatırladım. Praveni hatırladım. Çünkü Praveni'nin dibindeydi. Şimdi oradan hızlı ilerle bakalım. İlerle. Yok ziyafetle işim yok. Ben oğlumu kurtarmaya gidiyorum. Ben oğlumu kurtarmaya gidiyorum. Ama ilk önce burada ne yapacağız? Save alacağız arkadaşlar. Save çok önemli. Save çok mühim. Save almazsak sıkıntı büyük. Şimdi Ölüm Tepesi. Gir. Gir Ölüm Tepesi'ne. Dağıtalım ortalığı. Biz de atları temizlemiştik buradan. Çatır çatır temizledik abi atları. Hepsini. Abi yalnız tek el. O bu çekiç neymiş böyle ya? Hayvani bir çekiç. Dengesiz diyor. Hadi bakalım inşallah ölmeyiz. Şurada da bir kaydettiğim. Şöyle alayım. Burada almadığım şeyler var mı? Aa, ipek mipek. Almadığım şeyler varmış evet. Demek tekrar geldi. Bu sefer öleceksin ihtiyar. Oğlum beni tanımadın mı? Ben senin babanım. Hadi oradan. Böyle ucuz numaralarla hayatını başlayacağını mı sandın? Beni dövüşmek zorundasın. Aha bayılttık. Oğlun hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başladı ve sonunda seni hatırladı. Yes. That's oğlunla konuş. O zaman şöyle yapıyoruz. Not, ne notu? Grup. Kenan'la konuş. Lan Kenan senin yüzünden üzerinde neler var hayvan ya. Asalit'in nerede olduğunu biliyor musun oğlum? Karaşöleliler şu anda toplanıyorlar. 100 kişilik bir ordu kurduklarını Asalit'i Geroya'ya götürüp abisinden fidi isteyecekler. Nerede toplandıklarını söyledi hemen gidip ağzını burunlarını kıralım değil parçalayalım olacak. Çok cesursun biliyorum baba ama yeteri kadar güçlenmeden oraya gitmemeliyiz. Hazırlıksız bir şekilde kara şövalyelere saldırınca başımıza neler geldi biliyorsun. Sana onların yerini bir şartla söylerim. Nasıl istiyorsan öyle olsun evlat. Senden 100 kişilik bir ordu kurmanı istiyorum baba. Ancak 100 kişilik bir ordu kurduğunda sana onların yerini söylerim. Tamam ben hazırım söyle. Kara şövalyeler Elbel köyü yakınlarında toplanıyor. Şartet giydin mi sen? Bakayım senin zırhına. Oha! 71 ne? Hayvan herif. Sen al bakayım bunları. 55. 55. Oha öküz ya. Bunlar ne böyle abicim? Abicim sen ne yaptın ya? Bu nasıl bir zırh? Hayvan. Öküz. Öküz ya. Şampiyon kara hücum atı. Ben bunu nasıl alayım? Gereken biniciliğe bakar mısın abi? Çift 50 tek 50 44 vuruyor. Yanlış anlama da birader. Benim kılıcım da usta işi karakol. Benim Harlaus'un kılıcı var bende. Harlaus. Ama yani senin zırhlarını ben aldım yani. Şimdi kusura bakma kardeş. Şimdi. Bunları şöyle bir geliştirelim. Atlı olsunlar bunlar. Kimden kaçıyorsun sen? Kara şövalyeler. Abi Prav'ına bir gidelim. Şu yemekleri bir alalım ya. Şu yemek alalım. Pazar yerine git. Erzak tüccarıyla görüşelim. Erzak tüccarından al domuz da al. Al abi al. Bunların morali çünkü benim canımı sıkmaya başladı. Al tereyağı. Şimdi bunların ekip nerede?
Elbelkü. Elbel köyü. Elbel yakınlarında dedi zaten. Ben bunun öncesi Suno'ya bir gideceğim. Suno'ya bir gidelim. Pazar yerine git, erzak tüccarı, sosis, peynir, tahıl, kurutulmuş et, zeytin. Moralleri yüksek tutmamız lazım abi. Moralleri çok düşük heriflerin. Şimdi Elbel köyüne gidebiliriz abi. Ama ilk önce bir grup diyelim. Elbel'le gitmeden önce Pravın'a gidip biraz bekleyeceğim. Hayvan mısın sen ya? Oha, o aski. O neydi ya öyle? Ben burada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü Kenan'ın gücünün dolması gerekiyor. Kenan boş adam değil. Kenan güzel çatır çatır indirir ortalığı. Ama bunun için ilk önce bir iyileşmesi lazım. Grup diyelim. 35 mi? Benimle anlaştıktan sonra dostum Han Rivaçe'yi Çarukka Noyan'a bahşetmem. Bahşet, istediğin yere bahşet. İstediğin yere bahşet. Umurumda bile olamaz. Olamaz. Şimdi abi şunları. Ya Unu köyünü yine kim şey yapıyor ya? Fuck. Kenan'ın canı 53. Birazcık daha, birazcık daha. Kaç gün istiyorsun sen? Kaç gün ya oğlum ya? Ne biçim adamsın ya? Senden bicacık olmaz oğlum. 71, tamam, iyidir 71. Yavaştan. Gidelim şöyle bakalım. Yolda eğer elemanlardan görürsek. Elbel köyü. Aha, 100 kişilik Kara Şövalye ekibi. Evet, ilk önce bir grup ayarları yapalım. Bunları bir hemen geliştirelim. Şunları bir tık yukarı alalım. Şimdi Kenan ve İlker burada süper sadık şövalyeler. Svadyalı şövalye, kıdemli Kergit atlokçusuyla tamamlar. Kargılı kılıç, Kergit atlısı, kiralık kılıç, tamam abi. Bunlara dalacağız abi. Hem de bir dahaki bölümde izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.